Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle çok lezzetli bir gözleme hazırlayacağız. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1,5 su bardağı, hafif ılık su, unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmaya böyle yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Bir tat kaşığından biraz daha az tuzu da ilave edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bir miktarını ununu koydum. Diğer kalanını da yavaş yavaş ilave edeceğim. Muhakkak böyle yumuşak bir hamur elde edin. Sonunda size ne kadar un ilavesi yaptığımı söyleyeceğim. Ellerimi güzelce yıkadım arkadaşlar. Undan arındırdım. Şimdi artık şöyle hafiften bir arada un serpip hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurunuzu güzel yoğurmanızın kalitesini de arttıracaktır. Lütfen güzel bir şekilde hamurunuzu yoğurmaya özen gösterin. Hamuru yeterince yoğurdum arkadaşlar. Bakın çok güzel böyle yumuşak. Ama elime yapışmayan güzel bir dokusu var. Şimdi hamuru şöyle beze haline getireceğim. Ama öncesinde uzun şerit haline getireyim. İster böyle dinlendirin, ister beze yapıp dinlendirin. Artık o size kalmış. Bu arada 4 su bardağı un almıştım. Hemen hemen 1 tatlı kaşığı ancak kaldı. Böyle silme olacak şekilde ununuzu ayarlayın. Çok doldurmayın bardağı. Ve bardağını da şöyle 200 ml bardakla tam 1,5 bardak su, 4 bardaktan birazcık az un ilavesi yaptım. Şimdi şöyle tavanızın büyüklüğüne göre de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Ben çok çok böyle büyük büyük yapmayacağım. Şöyle kenara hafif bir un serpip beze haline getiriyorum. Elinize aldığınızda zaten anlıyorsunuz. Hamurdan tam 12 tane beze oldu arkadaşlar. Hepsini böyle güzelce eşitledim. Bir miktar tepsimi unu serpip şöyle hamurları üzerine temiz bir poşet geçirip ben iç harcımı hazırlayana kadar ortalama bir 20-25 dakika dinlendireceğim. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. İç harcı tamamen arzu ettiğiniz gibi arkadaşlar. Ben böyle evde biraz buzluk ıspanak vardı. Ispanak katacağım. Biraz taze soğan. Dediğim gibi iç harcı tamamen size kalmış. Bir tane yeşil biber. Bir tane orta boy kuru soğan. Hepsini böyle biraz küçük küçük doğradım. Ve içerisine biraz lor peynir, birazcık da beyaz peynir. Biraz pul biber, biraz karabiber, biraz toz biber, biraz da tuz katacağım. İster patatesli, ister sadece ıspanaklı, birazcık da maydanoz ilave ediyorum. Şimdi hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Dediğim gibi iç harcını tamamen arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben böyle birazcık otlu, peynirli tarz bir iç hazırlamak istedim. İç harcım da hazır artık. Şimdi artık yufkalarımı açıp içlerini doldurup hepsini hazırlayacağım. Sonra pişirme işlemine geçeceğim. Hamurumu yeterince dinlendirdim. Şimdi üstünü çok açmıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane alacağım. Ne güzel yumuşamış. Benim tavam şöyle pasta büyüklüğü kadar açmaya yeterli. Siz de tavanıza göre bakarsınız. Önce şöyle elimde bir miktar büyüklüğe getiriyorum. Şöyle güzel, düzgün bir şekilde yuvarlak açıyorum. Ve
dediğim gibi tavanızın büyüklüğüne göre arkadaşlar. Böyle çok aşırı derecede de ince yapmanız gerek yok. Bakın hamur ne kadar rahat açılıyor gördüğünüz gibi. Bu kadar kalınlık gayet iyi. Çok aşırı derecede inceltmeyin. Şimdi hazırladım. Harçtan şöyle döküyorum. Yarısını. Uç kısmını hafiften boşta bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle üzerine doğru kapatıyorum. Elimle kenarlara bastırıyorum. Daha düz bir şekilde olması için hafif kenarından şöyle incecik bir alıyorum. Bu şekilde hazırlayıp hepsini kenara alacağım. Arkadaşlar açıp kenara aldıklarınızı lütfen şöyle kenara koyun ve üzerine örtün ki kurumasın. Tekrar şöyle un serpip açıyorum. İnanın hamuru dinlendirin. Hamuru kesinlikle dinlendirin arkadaşlar. Bakın yani bir 15-20 saniyede bile bakın belirli büyüklüğe hemen geliyor. Çok rahat açılıyor. Açarken biraz un kullanın lütfen. Yeterli. Uç kısma doğru. Şöyle bırakıyorum. Hafif elimle düzelteceğim. Hafiften şöyle bastırıyorum. Hamur birbirine yapışsın. Kenar kısmını kesip kesmemek hiç önemli değil ama ben sizlere böyle daha hoş bir görüntü yakalamak için kesiyorum. Hepsini tamamladım. Şimdi ocağın başına geçip pişirmeye başlıyorum. Böyle bir gözleme tavasını ocağa koydum. Altını orta ateşten biraz daha yükseğe alıyorum. Eğer elinizde ufak bir derinme falan olursa o yüzden kabarmayacaktır arkadaşlar. Yani herhangi bir açık yer kalırsa kabarmıyor. Ama yoksa yine gayet güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi altını orta ateşten birazcık daha kısa ayarlıyorum. Şimdi birazcık dokunmayacağım. Tam olarak söylediğim bu arkadaşlar. Bunda şurada ufak bir delik olduğu için öyle kabarmıyor ama bunda hiç delik olmadığı için gayet güzel kabardı gördüğünüz gibi. Artık pişti yeterli. Böyle çok aşırı derecede kızartmayacağım arkadaşlar. Biraz burası gördüğünüz gibi yarılmış. Aldıktan sonra üzerine tereyağı ya da sıvı yağ sürebilirsiniz. Tam daha hamur bırakıyorum. Yani şöyle şuraya bir tane daha sığar arkadaşlar. Ben şu pişeni alacağım artık yeterli. Ben bir iki tanesini sade peynirli bıraktım. Çocuklar sevmiyor diye arkadaşlar. Hemen şöyle kenara bir tane daha bıraktım. Çok güzel bir şekilde kabarıyor arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama böyle ufacık bir delik de hemen iniyor.
Hepsini pişirdim arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika oldu. Ben üzerine şöyle terpişene sıvı yağ sürdüm. Ama tereyağı da sürebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çok aşırı olmadan. Şimdi size içini de ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın ki harika bir şey oldu. Her biri de ayrı ayrı güzel incecik hamuruyla müthiş bir şey oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle içini de sizlere göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? İncecik, harika bir gözleme oldu. İçini istediğiniz gibi, dediğim gibi yapabilirsiniz. Ama muhakkak deneyin. Tam ölçülü bir tariftir. Toplamda da gördüğünüz gibi bu kadar çıkıyor. Oldukça da bereketli. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.